Ya öncelikle birazcık panik yapmamanı rica ediyorum senden. Bir durum var da. Ya biz şimdi yayına girmeden önce fotoğraf çekiyorduk merdivenlerde. Oğuz düştü. Çatladığından veya ayağının kırıldığından şüpheleniliyor. Şu an acilde. Ve bayağı kötüydü yani, hani böyle düz durmuyor. Günaydın yalancı insan. Çok sert değil miydi bu ya? Biraz daha yavaşlatarak girseydin keşke. Oğuzhan bunca zaman sırf elenmemek için benimle birlikteymiş. Dün gece itiraf etti bana. Nerede o? Seni karaktersiz. Sen nasıl bir insansın? Ben bunca zaman sana gösterdim bütün duygular yalan mı? Ha? Ben sana karşı çocuk gibiyim, anladın mı? Dışarıya karşı zaten böyleyim. Aynen, al. Bu da şaka. Bu da şaka. Ama bu kadar da yüklenilmez ki abi bir konu yüzünden. Oh be! Özgür! Dua et ki yani burada ben küfür edemiyorum. Anladın mı? Seni yerle bir ederim. Seni yerle bir ederim. Karakterim buradan belli oluyor. Çık kadrajımla. Çık der misin? Çık! Çıkmıyorum. Bak işte bu her şeyin gidişatını değiştirebilir. Bir ara sakalımı uzattım, sonra tamamen kesip sadece bıyık 3 numara. Tam bir Türk harikası o. Tabii canım, ne sandın? Malkaçoğlu. Fotoğrafımızı çeker misin? Fotoğrafımızı çeker misin? Yaşamadan kim ne biliyor, bizi cevaplara otabiliyor. Seni benim adıma kim diliyor, sevgi zamana yenilebiliyor. Birini bulursun işte bu dersin, aynalara benzer tam çözemezsin. Yüreğin senin yerine seçer. Seçemezsin. Seni bana yazan da çizen de silen de kader değil mi? Benim sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Soner gelir geçer buradan, öyle bir iz bırakır ki şurada dans ederken bir bakmışsınız tekrar aşık olmuşsunuz. Tabii vesilem meşhurdur. Şu an için çok güzel sohbet, muhabbet ediyoruz. Benim de onu gözlerim arıyor şu anda. Umarım onun da arıyordur. Çaba istiyorum dedim. Karşı tarafın beni ne kadar istediğini görmek istiyorum dedim. Ben karar vereceğim dedim. O da çaba göstermek için hazırım dedi.